Benim karım hem Kur'an'ı terk ettiler. Evvela Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde buyurulmuş. Allah Teala diyor ki üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun diyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde ona döndürün diyor, ruhunuzu ona ulaştırın ve takva sahibi olun diyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Rabbine rücu et diyor, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor ruhumuza. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesi. Öyleyse diyor Allah'a kaç, Allah'a firar et. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Aynı yolu sırat-ı müstakimi takip ederek sen de bana ulaş. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah teslim yurduna davet eder ve o teslim yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Mütenebbi evet. Demek yalancı peygamberler demekmiş. Şimdi Hazreti Muhammed'den sonra çok sayıda da yalancı peygamberler yani mütenebbiler gelmiş. Bunlar tabi İslamiyet'te birçok savaşa, barışı tavsiye eden İslamiyet'e rağmen bunlar peygamber olduklarını söylemişler. Ve savaşlara, kavgalara neden olmuşlar. Şimdi siz de bir mütenebbi oluyor musunuz bu durumda? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul gelir mi gelmez mi konusunu tartışıyoruz. Gelecek mi? Ha, elbette. Elbette. O zaman... Yemin ediyorum ki hiç şüphesiz vallahi billahi tallahi ya yalancısınız yahut ya sahtekarsınız yahut mecnunsunuz. Abduhu ve Resulü laf salatası diye... yapmayın lütfen de benim salata dinleyin. Malata yok. Salata. Siz biz bu söylediğiniz şey laf salatası. Laf salatası deliler çünkü yapar. Ben deli değilim. Çünkü evvela beni dinlemek... Sorabilir miyim? Siz bu programa bir ruh hekimi çağırdınız mı çağırmadınız mı? Telefonla. Efendim Sayın Ayhan Songar bağlanacak. Lütfen onu konuşturun ya. Yazık yani. Şimdi 1400 sene sonra kalkıp da bana vahiy geliyor dendiği zaman dediğim gibi bir iki ihtimalden biri düşünülür. Ya bu zatın imanından yahut da aklından şüphe etmek lazım. Ben istedim ki Sayın Profesör Ayhan Hocamız bu hususa temas etsinler. Çünkü insan kendi hayalini canlandırır. Hayalinde Allah'ı görmeyi efendim tasavvur edebilir. Halüsinasyon şeklinde. Şeytanlar sizin ile sizle mücadele etmeleri için kendisine dost olan kimselere mutlaka vahyederler diyor. Yani burada bir yerde şeytan ayetleri söz konusu. Yani şeytanlar bazı insanlara vesvese verirler. O vesveseyi alan insanlar da bunu Allah'tan geliyormuş, ayetmiş gibi kendi kendine kurarlar diyor. Hocam doğru mu? Ben evet, uzman değilim doğru. Bu konuda. Doğru. Peki. Bu şer de olur. Nitekim evet, Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahyinden bahsettiği gibi şeytanların vahyinden de bahseder. Evet, ben de Kur'an-ı Kerim'in üzerine el basarak yemin ediyorum ki
O Risalet nurlarındaki her şeyi bana Allah yazdırdı. Şimdi Hatem Bey bir dakika. İkimizden Hatem Bey bir dakika. İkimizden birisi yalan söylüyor Hatem Bey. Allah-u Teala'nın lanetini yalan söyleyenin üzerine davet ediyorum. Söyleyin lütfen aynı şeyi. Ben de aynı şeyi davet söyleyin lütfen. Evet, Allah'ın lanetini yalan söyleyenin üzerine davet ediyorum. Ya bunu tövbe edecek bundan, yahut da... Bu Kur'an-ı Kerim, Yaşar Nuri Öztürk. Bu Kur'an-ı Kerim. Ve bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine şimdi ikimiz de el basacağız. Ve diyeceğiz ki, o numaraları Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Hocam. Niye cesaret edemiyorsunuz? O numaraları bırakın. Senin yaptığın peygamberlik manasında Resullük. Hayır efendim. Allah Teala kitabın resulleri, var kardeşim burada. Allah Teala resulleri. Hatta resul değil, sen nebilik iddia ediyorsun. Hayır, kitabın efendim. Var, kitabın bu ya. Bu sizin iddianız. Allah Teala açıkça kendisine ayet verdiği bir kişiden bahsediyor. Benim tefsirim değil efendim. Sen benim yaptığım bir tefsir değil. Böyle söylüyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim yani 1400 sene evvel Hazreti Peygamber'e vahiy edilirken sizden mi bahsediyordu? Evet. Rahmetli Ayhan Songar. Evet, bizden bahsediyordu. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimeleri bizden bahsediyor. Ortalığı fitnenin bürüdüğü bir devrede kendisine öğretilmiş, yani Hatemi'nin söylediği gibi, Hüseyin Hatemi'nin söylediği gibi şeytan tarafından öğretilmiş ve deli denen bir Resul'den bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra yaşayacak olan bir Resul'den bahsediyor. Evet, Kur'an-ı Kerim bizden bahsediyor. Yani sanki her şeyinizle bu açıklamaları yapmama mani olmak istiyor gibisiniz. Ve onlar da işitemedikleri için bunları hiçbir zaman
bizim sözlerimizin ciddiyeti konusunda bir fikrin sahibi olamayacaklar. Eğer bunu başarı olarak kabul ediyorsanız size hediye ediyorum onu. Kimdir hidayet olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir dalalet olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Yani hidayete ermektir. İnne hüdallahi hüvel hüda. Bakara 120. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Hidayete ermektir. Müslümanlar tehlike karşısında olabilir ama İslam... Müslümanlar Allah-u Teala'nın o cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan emirlerini gerçekleştirmedikleri için, Kur'an'da farz edildiği halde bugün farzların arasından çıkardıkları için normal bir hayatın sahibi değil. Son derece korkunç bir tuzaktan bahsediyorum. Bu tuzağı hiçbir zaman bu akşam sizlere anlatamadım. Beni özel olarak dinler misiniz lütfen bir ara? Evet. Sayın Songar. Dinliyorum efendim. Hayır, şimdi değil. Özel olarak. Uzun bir zaman parçası içinde. Yani özel olarak sizi dinlemekte pek memnun olurum ama o zaman bu bir mesleki dinleme olur. Bunu kabul ederseniz dinlerim. Bize bir şeyler yapabileceklerini ümit ediyorlar. Zavallılar. Bize tuzak kurmuşlar. Halbuki tuzağa kendileri düştüler.